Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. XS20 ile ilgili size kısa kısa farklı özelliklerini detaylı biçimde anlatan içerikler yapacağım. Bugünkü içeriğim, acaba XS20 ile profesyonel video çekebilir misiniz? Elbette çekersiniz. Ama bunun için bazı ayarlar yapmanız gerekecek. Bunlardan bir tanesi de video ayarlarınız olacak. Dolayısıyla menüye gireceksiniz. Önce ayarlarınızı yapacaksınız ve ben en yüksek ayarları yaptım size. 4K 24 FPS, H265, 360 bit, 422, 10 bit dahili kayıt. F-Log 2'de çektim. Ki daha sonra istediğim düzeltmeleri yapayım. Onun haricinde de manuel ayarladım. Manuel ayarladım ve 1/48 ve gerektiğinde diyaframı manuel olarak değiştirdim. Bunun yetmediği yerde. Çünkü ağırlıklı olarak pozlamayı ND filtremden. Çünkü önüne bir tane ND filtre taktım. 3 ile 9 stop arası bir ND filtre taktım. Ve bunu ayarlamaya çalıştım. Ama bunun da yetmediği çok parlak yerlerde biraz diyaframı azaltmak zorunda kaldım. Onun haricinde ne yaptım? IBIS'i, IBIS, OIS ve DIS olarak ayarladım. Evet, bu bir miktar crop yaratıyor ama elle çektiğim için, yani en azından elle çekimdeki başarıyı ya da başarısızlığı da görün istedim. Ama tabii ki daha profesyonel çekimlerde siz gimbal kullanacaksınız, ne kullanacaksınız başka, tripod kullanacaksınız. Ve o zaman da zaten stabilite ile ilgili bir sorunuz kalmayacak. Ama buna rağmen ben size en amatör şeklimle bir profesyonel çekim örneği vermek istedim. Daha sonra ben bunu tabii ki renklendirdim. Sizin de yapacağınız gibi. Ve neticeyi sizlere göstermek istedim. Bunun için de çok güzel bir mekana götüreceğim sizi. Hititlerin başkenti Hattuşaşa. Yozgat il sınırının yakınında. Her ne kadar Çorum diyorlarsa da Çorum'a 90 km mesafede olduğu için Yozgat sınırına daha yakın sevgili dostlar. Güzel bir gündü. Keyifli bir gündü. Gelin hep beraber neticeyi bir seyredelim. Thank you.
Sevgili dostlar, Hattuşeş'e geldik. Bir nolu tapınaktan giriş yaptık geziye ve burası Hattuşeş şehrinin en büyük tapınağıymış alan ve Hattü ülkesinin en önemli tanrısı olan fırtına tanrısı ile Arinna şehrinin güneş tanrıçasına adanmış bu bölge. Sevgili dostlar, bu yeşil taşımız demin gördüğümüz kazı alanında bulunmuş. Ve buraya getirilmiş. Bilinmiyor, çözülememiş sırrı. Ne olduğu da bilinmiyor. Ama çok hoş görünüyor. Nasıl üst üste getirip koydular, depreme karşı, onca olaya karşı hala dimdik ayakta duruyorlar. Hadi ondan vazgeçtim, şu kapıyı bak, görüyor musunuz? Şöyle bir kalis vardı kapıda. Bunu neyle böyle kalis yaptılar? Bunu eğimi nasıl verdiler? Hangi teknoloji? Bilemedim ben dostlar. Valla umarım beğenmişsinizdir. Bu konuyla ilgili herhangi ben yorum yapmayacağım. Yorumları tamamen size bırakacağım. Video kalitesinin, yani daha doğrusu bu stabiliteye işte ne bileyim profesyonel video çekiminden ziyade kameranın size sunabileceği görsel kaliteyi vermek istedim. Örneklemek istedim. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiş ve sizlere değer katmıştır. Beğenme butonuna hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Hep beraber bu aileyi büyütelim. XS20 ile ilgili ayrı bir seyretme listesi yapacağım. Ve bütün böyle yeni ve ilginç özelliklerini de tek tek o listeye dahil edeceğim. Daha sonra da XS20 ile ilgili genel fikrimi açıklayan geniş bir içerik yapacağım. Sevgili dostlar, şimdilik keyif ile kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.